Efendim güzel bir sonbahar sabahında, pırıl pırıl bir Ekim sabahında ülkemizin en güzel sahillerinden birisi olan Kemer'den, Göynük'ten ve burada bulunan NG Facilis Bey'den, yine ülkemizin en yeni, en modern, en özel tesisinden birisi olan NG Facilis Bey'den bir kez daha selamlar. Anlayacağınız üzere birazdan her zaman yaptığım gibi filtre kullanmadan en gerçek haliyle NG Facilis Bey'in görüntülerini sizlerle paylaşarak olası tatil seçiminize katkı sağlamaya gayret edeceğim. Bundan 2 yıl önce NG Facilis Bey ilk açıldığında ben tesisle ilgili bir video paylaşmıştım. Ama tabii 2 yıl geçince bu videoyu güncelleyerek yine yeni görüntülerle sizlere değerlendirme fırsatı sunmuş olacağım. Umuyorum ki sizler de benim yaptığım çalışmayı başarılı bulursanız, sizlerin değerlendirmesine katkı sağladığımı düşünürseniz rezervasyonunuz için bizleri aramanızı ben rica ediyorum. Tatilüm ekibi olarak, ETS Tur'un yetkili satış ajantesi olarak NG Facilis Bey rezervasyonunuzu talibiz ve memnuniyetle bekliyoruz. Şimdi birazdan sahil bölümünden başlamak üzere, şimdi sabah saatleri misafirler henüz kahvaltıdayken ve sahil bölümleri sakinken bu bölümlerle ilgili görüntüleri aktaracağım size. Daha sonra resepsiyon, giriş bölümü, lobi alanı ve oda örnekleri tabii ki göstereceğiz. Oda seçiminize biz yardımcı olmaya çalışacağız. Size uygun odalardan hangisi ailenize daha uygun onu seçebileceksiniz. Akşam saatlerinde de lezzet duraklarına uğrayacağız. Yani hem ana restoran hem de alakart restoranlarla ilgili görüntüleri sunarak sizlere NG Facilis Bey'i değerlendirme imkanı sunmuş olacağız. Ben lafı çok uzatmadan videoma başlıyorum. Sizden ricam, lütfen videoya başlarken beğeni ve abone tuşlarına basmayı unutmayınız. Bunlar bizim için motivasyon kaynağı oluyor. Ama daha da önemlisi, eğer takdir ederseniz NG Facilis Bey rezervasyonunu bizler tatil ekibi olarak memnuniyetle bekliyoruz. Artık başlama zamanı geldi. Böyle güzel bir Göynük manzarasıyla, Kemer ve Toros Dağları manzarasıyla NG Facilis Bey videomuza başlayalım. Efendim NG Facilis Bey videomuza tesisin en acılıklı noktalarından birisi olan sahil bölümünden başlamak istiyorum. Ve konumundan bahsederek başlamak istiyorum. Şu anda Kemer Göynük bölgesindeyiz. Havalimanına yaklaşık 50 km mesafedeydim ortalama. Ve burası Göynük sahilinin sonunda C şeklinde bir burnun ucunda bulunmakta. Şimdi bunu neden söyledim? Aslında siz NG Facilis Bey'de tatil yaparken muhteşem bir Kemer manzarasına, Toros Dağları ve deniz manzarasına hakimsiniz. Bu tesisin acılıklı konumunun öne çıkan bir özelliği. Bunun yanı sıra sahilde isterseniz yürüyerek kumdan denize girebileceğiniz bir alan mevcut hemen karşıda. Aqua Park'ın ön tarafı, onun yan tarafı Beluga Çocuk Kulübü'dür. Dolayısıyla hemen söylemek gerekir ki birazdan yakından göstereceğim size. Çocuklu aileler o bölümü çok yoğun bir şekilde kullanabiliyorlar. Hem çocuk kulübünden hem Aqua Park'tan faydalanabiliyor hem de kumdan yürüyerek daha kolay bir şekilde denize girebiliyorlar. Bunun yanı sıra şu anda bulunduğum bir yüzme iskelesi. Üzerinde şezlonglar yok ama derinden denize girmek isteyen misafirler. Hemen yakından göstersin İbrahim kardeşim. Böyle pırıl pırıl bir denize, içinde minik balıkların yüzdüğü, akvaryum gibi bir denize girme şansına sahipler. Hemen arkasında ise yine şezlongların ve şemsiyelerin bulunduğu platformlar mevcut. Orada hem tahta platformlar hem de kumlar üzerindeki şezlonglardan seçiminizi yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu tarafa döndüğümüz zaman bir iskele daha var. Oradaki iskelede şezlong ve şemsiyeler var. İsterseniz orayı da tercih edebilirsiniz. Ve oradaki iskeleye kadar geçen bölümde de yine kum çakıl karışık bir sahil bölümü var. Buradan da yürüyerek denize girebilirsiniz. Bu bölümün yer yer bazı kısımlarında taşlıklar var. Ama şu bölüm gayet güzel kumsal. Oradaki kumsal değerlendirilebilir. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Pavilyonlar var. Hem sağ tarafında hem sol tarafındaki kumsal üzerinde. Pavilyonlarda tabii ki daha izole, daha kendinize özel sahil keyfi yapmak istediğinizde rezervasyonlu ve ücretli olarak kullanabileceğiniz ve o alanlara özel menü hizmetleri alabileceğiniz, ikramlar alabileceğiniz özel kullanım alanları birazdan yakından göstereceğim size onları. Şimdi sahil bölümüyle alakalı ön bilgiler böyle. Hemen birkaç adım attığımızda havuzlar başlıyor. İsterseniz havuzlara doğru ilerleyerek turumuza devam edelim. Efendim şimdi havuzların olduğu bölüme geldik. Ben bu güzel görüntüleri size sunarken biraz da kendi yorumumu katmak istiyorum. Öncelikle hakikaten çok doğal görünümlü, doğayla uyumlu ve sizler burada dinlenirken yine doğayı hissedeceğiniz tarzda bir havuz dekoru var. NG Facilis Bey'de hem havuzun ortasındaki peyzaj düzenlemeleri hem de havuzlar yapılırken kesilmemiş olan çam ağaçlarının gölgesinde kalıyor olmanız bence gayet keyifli bir ortam sağlıyor size. Tabii ki bu keyfi yaparken bir önemli özelliği var havuzların, ısıtmalı olması. Şimdi arkamda gördüğünüz havuz, İbrahim kardeşimin arkasında bir havuz daha var, onu göstereceğim şimdi. Bir de sessiz havuz var. Hil binasının yanında, oraya da çıkacağız, göstereceğiz. Bu havuzların hepsinde ısıtma özelliği var. Bunun yanı sıra şezlongda keyif yaparken, bakın buradaki kare kodda açılan menüden, telefonunuzda okuttuğunuzda açılan menüden sipariş verebiliyorsunuz. Ama
Şimdi hani bunu bazı otelde gösteriyoruz. Burada şöyle bir ek hizmet var. Zile basarak ekip arkadaşlarımızı, garson arkadaşlarını çağırabiliyorsunuz. Hani sadece menüyü okutup sonra acaba garsonlar nerede diye bakmanıza gerek kalmıyor. Çünkü zile dokunduğunuzda bar bölümüne bir çağrı düşüyor ve arkadaşlarımız hemen sizin siparişini almak üzere buraya geliyorlar. Aynı hizmet sahilde de var bu arada. Az önce sahili gösterirken söylemeyi unuttum ama şezlong olan her yerde bu hizmet var. Hemen arkamda bir bölüm daha var havuz için ve burası da infinity pool özelliği taşıyor. Yani ne demek? Siz burada havuz keyfinizi yaparken çok da güzel deniz manzarasıyla, doğa manzarasıyla baş başasınız demek. Tekrar diyorum, her iki havuzunda doğal görünümü gerçekten çok öne çıkmış. Özellikle zeminde kullanılan turkuaz yeşili ve desenli seramikler biraz benim sevdiğim bir görüntü sunmuş. Çünkü o klasik mavilerin dışında bu şekilde doğal görünümlü seramikler havuz keyfinin artırdığını ben yorumlayabilirim. Burada gün içerisinde tabii su jimnastiği gibi bir takım havuz oyunları gibi aktiviteler yapılıyor. Ama yukarıdaki havuzda kesinlikle bir aktivite yapılmıyor. Orası sadece dinlenmek için. Şimdi havuzlarla ilgili yeterince bilgi verdim diye düşünüyorum. Elbette bu gördüğümüz havuzların dışında bir de kapalı yüzme havuzu var. Fitness Center'ın yanında yine ana binayı gezerken orayı da biz videomuza ekleyeceğiz. Evet, havuzlarla ilgili bilgiler böyle. Şimdi bir bölümden daha bahsedeyim isterseniz. Havuzların hemen yan tarafında bir bar var. Oraya doğru yürüyelim. O barla ilgili biraz görüntü sunalım ve sonra turumuza devam edelim. Ve efendim şimdi otelin en hareketli, enerjisi en yüksek barlarından bir tanesindeyiz. Infinity Pool Bar'dayız. Hemen havuzların yanı başında. Sabah saat 9'dan gece saat 2'ye kadar açık burası. Dediğim gibi hem enerjisi yüksek hem böyle çok rahat oturma koltukları olan misafirin keyifle dinlenebilecekleri bir alan. Patenli arkadaşlarımız burada misafirlerimize servis yapıyorlar. İsteyene şezlonglara, isteyene masalarına. Dilerseniz siz de gelip burada bitki çaylarından özel kokteyllere kadar birçok seçeneği alabilirsiniz. Şişe bira sunumu yapılıyor. Zaten premium marka içeceklerin hepsi konsepte dahil. Hepsi demeyelim, çok büyük bir kısmı konsepte dahil. Ballantine'lar, Chivas'lar, Jack'ler, Gentleman'lar vesaire gibi. Ama daha önemlisi benim söylemem gereken, bakın burada farklı meyvelerden damıtılmış alkol aromaları var. Bunlar da yine arkadaşlarımızın sizler için adadığı NG Fasis Bey'e özel imza kokteyllerinde kullanılıyor. Yani aslında Infinity Pool Bar'ın gün içerisinde en çok zaman geçeceğiniz bar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi hem havuzlara hem denize çok yakın hem de gerçekten böyle enerjisi yüksek bir bar. Akşam saatlerinde burası çok keyifli oluyor, çok hareketli ve yoğun oluyor. Bunun yanı sıra tabii başka barlar da var. Onları da yine turumuz sırasında teker teker sizlere göstermeye çalışacağım. Turuma devam ediyorum. Biz de yorgunluk atmak için şöyle bir mola verelim istedik. Cansu Hanım sağ olsun, kahvemizi ısmarlıyor. Günaydın, kolay gelsin. Bu ne güzel bir servis böyle ya. Ellerine de sağlık. Herhalde biralar da müşterilere mi gidiyor? Evet. Keşke bizim olsaydı. Biz kahveyle idare edeceğiz, mesaideyiz. Elinize sağlık. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Vallahi öğleden sonra bence bir de bira keyfi yapmakta fayda var. Şimdi kahveyle idare edeceğiz. Mesaimiz devam ediyor çünkü. Efendim, bence Fasilis Bey'de denize girmek isteyen misafir için hani yürüyerek denize girebilecek alan olarak göstermiştim burayı. İbrahim kardeşim, yaklaşırsan şöyle bir sahili gösterelim. Burada denize girerken şöyle yakından göstermek gerekirse minik çakıllardan oluşan iri kumla diyebileceğimiz bir yapı var. Ama misafirler rahatlıkla sığdan derine, birden derinleşmeden sahil keyfi yapabiliyorlar. Ama ben size bir de buradaki pavilyonlardan ya da gabanlardan bahsetmek istiyorum. Efendim, sahildeki pavilyonlardan bir tanesini örnek olarak göstermek istiyorum size. Buradaki şezlonglar bu pavilyonu belli bir ücret karşılığında rezervasyon olarak kullanan misafirlere ait. Bunun yanı sıra tabii ki çok rahat oturma kanepeleri var. Bir minibarı var. Şarj için burada prizler var. Soft içecekler var ama ben burada şunu söylemek istiyorum. Bu pavilyonları kullanan misafirler hem sahilde veya isterseniz diğer alanda pavilyon aldığınız zaman belli menü dahilinde size ikramlar da yapılıyor. Soğuk meyve gibi, şampanya gibi. Tabii bunlar sezona göre değişebiliyor ama misafir ilişkileri departmanından detaylarını alabilirsiniz. Ödediğiniz ücret karşılığında sadece pavilyon hizmeti değil, buraya belli menü dahilinde yiyecek, içecek, ikram hizmeti de verilmekte. Turuma devam ediyorum. Ve efendim, NG Facilis tatilinize ailecek geldiğiniz zaman belki de bölgenin en sevimli ve en donanımlı, aynı zamanda manzarası en güzel çocuk kulüplerinden bir tanesi olan Beluga'dan faydalanabileceksiniz. Burası sabah saat 9'da açılıyor. Gece saat 12'ye kadar
4 yaşından 12 yaşından olan çocuklara farklı aktivitelerle imkan tanıyor. Şimdi burada hem böyle güzel bir teras alanı var. Birazdan çocuklar gelmeye başlayacak ve aktivite alanları zannediyorum bugün bir resim çalışması var. Kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Burası teras kısmı. Tabii ki kapalı alanda var ama gerçekten çok nitelikli, çok donanımlı. Hem ekip olarak hem gerekli materyaller, malzemeler olarak hem de konum olarak gerçekten çok güzel. Çocuklar buradan çıkmak istemeyecekler. Şimdi buranın bir avantajı var. Birazdan içeriden görüntüler sunacağız size. Oyun odalarını vesaire göstereceğiz. Ama bu bölümün hemen arkasında da aquapark kısmı var. Buradan sonra oraya geçeceğim. Ve bulunduğumuz yerin ön tarafı da tesisin kumsal olan plajının bulunduğu yer. Dolayısıyla çocuklu aileler bu alanda çok fazla uzaklara gitmeden bol bol keyifli zaman geçirebilecekler. Beluga'yı anlatmaya başlıyoruz. Ve efendim şimdi Ancı Faselis Bey'de Beluga Çocuk Kulübü'nün içine geldik. Burada da profesyonel bir ekip tabii ki sizleri bekliyor olacak çocukların keyifli ve verimli zaman geçmesi için. Melisa Hanım gibi arkadaşlarımız var. Melisa Hanım kaç yaş çocuklar burada fayda sağlayabiliyor, hizmet alabiliyor? Şu şekilde 0-3 yaş bebek gruplarımız için burada 0-3 yaş bebek odamız var. Orada çocuklar aileleriyle beraber vakit geçiriyorlar. Anne babayla beraber. Evet tabii ki. 3 yaştan sonra? 3 yaştan sonrası için 4-7 yaş aktivitelerimiz var. Onlar burada tek başlarına kalabiliyorlar. Aileleri bize bırakıyor, kayıt bilgilerini veriyorlar ve biz onlarla ilgileniyoruz, aktivite yaptırıyoruz. 4-7 yaş grubu aktivitelerimiz var. Günde 2 tane sabah ve öğleden sonra. Saat kaça kadar akşam hizmet alabiliyorlar? Burası sabah 9, gece 12 full açık. Kapanmıyoruz. Aktivitelerimiz de günde 2 tane oluyor. Bir sabah 11'de bir de öğleden sonra saat 3'te oluyor. Peki en fazla kaç yaşa kadar gruplar var? Hani 4 yaştan sonra? 4-7 ve 8-12 de var. Onlar da teenager grubuna giriyor. Yaş onların gruplarına göre ayrı. Farklı aktiviteler evet, var değil mi? Evet tabii ki. Tamam. 3 yaştan sonraki çocuklarınızı burada bırakıp siz hemen ön taraftaki pavilyonlarda ya da şezlonglarda denize girebilirsiniz. Hemen yan taraftaki barlarda keyif yapabilirsiniz. Evet. Çocuklar da burada eğleniyor olacaklar. Şöyle odaları kısaca bir gezebilir miyiz? Tabii ki. Tamam. Kaydıraklı bölümle başladık. Kolay gelsin. Merhaba. Merhabalar. Evet. Burası 0-3 yaş grubu odamız. 0-3 yaş. Bebekler için daha uygun. Ailelerin beraber vakit geçiriyor. Anne baba ebeveyn eşliğinde oyuncaklarla. Tamam. Bir sonraki oda. Merhabalar, kolay gelsin. Burası 4-7 yaş grubu diye geçiyor. Bazı aktiviteleri burada, bazılarını bahçede yapıyoruz. Bunlar dün yapılan aktivitelerimiz. Ya daha çok böyle el becerilerini geliştirme anlamında falan evet, da değil mi? Evet. Hani kağıt kesme, işte çamur yapılmış. Dışarıda evet. Bir resim çalışması hazırlığı vardı. Hı hı. Sanat aktiviteleri oluyor, art craftlar. Hı hı. Peki, şurada da şeyler var, kutu oyunlar var. Evet, kutu oyunlarımız var. Monopoliler vesaire diyelim, şakacı korsanlar. Tamam. Peki çocuklar acıktıkları zaman ne yapıyorlar Melisa Hanım? Bizim burada öğlen ve akşam yemeklerimiz var. Hı. Öğlen 12 ile 2.30 arasında öğlen yemeğimiz var. Aşağı katta çocuk restoranı var. Akşamları da 6.30 gibi başlıyor. Akşam yemeği 9'a kadar. Yani duruyor. Ana restorana ebeveynlerin yanına gitmesine gerek yok. Burada gerek yemek alalım. Evet. Görebilir miyiz o restoranı? Tabii ki. Tamam. Hadi buyurun. Efendim burası da Beluga Çocuk Kulübü'nün restoran bölümü. Melisa Hanım'ın bahsettiği gibi öğle ve akşam saatlerinde çocuk menüleri. Daha çok onların sevdiği menüler. Köfteler, evet. Pilavlar, makarnalar değil mi? Daha çok işte brokoli, sebze, çorba, tavuk, hem besleyici makarna. Hem onlara hitap eden. Aynen. Tabii şu anda sabah saatleri henüz büfe hazır değil ama öğle ve akşam saatlerinde çocuklar yemeklerini burada alabiliyorlar. Böyle de kısaca size göstermiş olduk. Yine biz burada çocuklarla ilgileniyoruz, yardımcı oluyoruz yemek yemelerine. Teşekkür ederiz. Şimdi dikkatimi çekti. Restorandan çıktık, sinema salonuna doğru gidiyorduk ama burada PlayStation 5 var. Yani özellikle PlayStation merakı olan çocuklar için bence mutlaka gösterilmesi gereken bir alan diye düşündüm. PlayStation 5'ler de yine konsept halinde burada çocukların faydalanabileceği alanlardan bir tanesi. Evet. Gece saat 12'ye kadar da hizmet veriyor. Gayet güzel. Bir de sinema salonunu tabii gösterelim. Ki. Tamam. Ve yine çocuklar için burada farklı dillerde sinema filmlerinde gösterildiği evet. Böyle güzel yumuşak minderler üzerinde uyuklarlar ya burada bence. Uyukluyorlar. Evet, oluyor. Burayı tamam. Genelde aktivitelerden sonra kullanıyoruz. Tamam. Çocukların böyle daha soft olduğu zamanlar evet. Buraları kullanıyoruz. Sinema salonunda bu şekilde. Efendim Beluga Çocuk Kulübü'ne çocuklarınızı bırakırken tabii ki velilerin izni dahilinde. Burada siz hani çocuğu getirdiniz, bıraktınız, bir imza atıyorsunuz ve sizin izniniz olmadan çocuk kendi başına buradan çıkıp hiçbir yere gidemiyor. Bu anlamdaki güvenlik de önemli olduğu için bunu vurgulamak istedim. Şimdi dışarıda sabah jimnastiği başladı. Yine onların görüntüsüyle Beluga görüntülerimizi sonlandıralım, aquaparka geçeceğiz.
Efendim Engin Faselis Bey de tabii ki sadece küçük çocuklar için Beluga bölümü yok. Bunun dışında bir de Game Center var. Bu alanı özellikle videonun bu kısmına eklemek istedim. Çünkü ücretsiz bir alan. Yani ekstra ücret ödemeden buradaki oyunları kullanabiliyorsunuz. Konumundan bahsetmek istiyorum. Resepsiyon bile onun arkasındaki Hill binasında bulunmakta bu alan. Ama merakı olan misafirimizin bilgisi olması açısından paylaşmak istedim. Herhangi bir ekstra ücret ödemeden Game Center'dan faydalanabiliyorsunuz. Efendim Beluga Çocuk Kulübü'nün hemen arka tarafında, birkaç adım arkasında bu gördüğümüz güzel su parkı var. Hem büyük aquapark alanı hem de burada gördüğümüz biraz daha güvenli, yumuşak zeminli ve daha küçük çocukların oynayabileceği bir alan mevcut. Onların yanında olmak ister miydiniz? Ben isterdim. Gerçekten çok keyifli ve güzel görünüyor. Ben tekrar ediyorum. Engin Faselis Bey'de Beluga Çocuk Kulübü, aquapark ve yürüyerek denize girebileceğiniz plajın yan yana olması bence aileler için büyük avantaj. Bu bölümden sonra bir de yan taraftaki parkı göstermek istiyorum. Kaydıraklı havuzlar ve su oyunlarının hemen yanı başında da böyle çimler üzerinde yine ağaçların gölgesi altında bir çocuk parkı var. Ama çocukların çok zaman geçireceği bu alanda bence en önemli nokta neresi biliyor musunuz? Gelin göstereyim size. Bakın. Günaydın, kolay gelsin. Şimdi çocuklar eğlenirken sizler de burada kahvenizi içebilirsiniz. Veya alkol içecekler de sunuluyor, arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Ama çocukların vazgeçemeyeceği uğrak noktası işte burası. Burada ağzına kadar dolu bir dondurma dolabı var. Magnum'undan kornetlerine kadar, Twister'larına kadar, yani bir markette dondurma büfesinde ne varsa hemen hemen hepsini koymuşlar. Ama benim ilgimi çeken bu güzel kahve kokusu. Schiller marka kahve kullanıyorlar burada da. Ben şimdi Beluga'yı anlattıktan sonra 5 dakikalık bir yorgunluk arası veriyorum. Ve Yaşar bana bir espresso ısmarlayacak. Şöyle düşünün, geldiniz, çocukları bıraktınız. Siz de burada kahve keyfinizi yapabilirsiniz. Çocukları bıraktığımızı düşündük. Kahvemizi sipariş ettik. Yaşar kardeşim bize bir espresso getirdi. Ellerine sağlık Yaşar'ım. Bu arada Yaşar'ın da bir YouTube kanalı var. O da kendince turizmle ilgili çok güzel paylaşımlar yapıyor. Yaşar Erdoğan kanalını takip etmeyi de unutmayın. Eline sağlık abicim. Sağ olasın. Efendim Engin Faselis Bey'de sahil yürüyüşümüz devam ediyor. Burada çok güzel bir noktayla karşılaştık. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. Bakın birçok çeşit şişe bira. Bomontis'inden Bud'ına, Coronas'ından Miller'ına kadar burada sunulabiliyor. Diğer tarafta alkolsüzler var. Ayranlar, meşrubatlar. Ama benim dikkatim başka bir şey çekti. Burada çok güzel limonlu sangria yapmışlar. Biliyorsunuz serinletici bir İspanyol içeceği diyebiliriz. Meyve veya limon, portakal, vişne her şeyle yapılabilir. Biraz beyaz şarap, bazen kırmızı şarap tatlandırıcıyla böyle geçerken take away yapabilirsiniz ve yürüyüşüne devam edebilirsiniz. Biz de öyle yapıyoruz. Hadi buyurun. Efendim buyurun, buyurun. Engin Faselis Bey'de kumpirci buldum. Şimdi tatilin sırasında öğlen saat 12 ile akşam saat 18 arasında İbrahim döne döne başımı döndürdü. Işığı arkasına almaya çalışıyor. Bu şekilde çok şirin güzel kamyonetler göreceksiniz. Bunlardan bir tanesinde Sıla Hanım var. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sizin için kumpir yapıyor, sosisli yapıyor, hot dog yapıyor. Hot dog. Mısır var ve patates kızartması var. Bu kamyonetlerden bir diğeri biraz daha ileride. Orada neler yapıyorlar? Burrito, guacadilla, taco. Biraz daha böyle Meksika işi. Takoslar falan var. Hemen arkamdakinde de biraz oraya da geçeceğim. Waffle falan yapıyor. Böyle tatlı işleri var orada da. Biz böyle güzel bir kumpir yaptırdık. Sıla sağ olsun, ellerine sağlık. Çok da güzel hazırladı. Ben size de burada bilgi olarak aktarmak istedim. Eğer Engin Faselis Bey'de tatilin sırasında sahil bölümünde acıkırsanız aperatif olarak bu kamyonetlerden bir tanesi de uğrayabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olasın. Efendim kumpir kamyonetinden sonra ikinci durağımız yine bir kamyonet ama bu defa çok güzel kokular yayan bir kamyonet. Kumpir kokusu da güzel olsa da aslında waffle kokusu biraz daha dikkat çekecek. Burada da Merve Hanım var. Kolay gelsin. Hem dondurma, hem waffle, hem de çiros veriyor. Biz çirosu tercih ettik. Göstermek istiyorum size. Bir tane alabilir miyiz Merve hazırda varsa? Tamam. Çok teşekkürler. Bunu özellikle yurt dışı turlarımıza gelen misafirlerimiz satılacaklardır. Bizim bildiğimiz hani hamur biraz böyle Adana halka tatlıya benzer şekil olarak ama şöyle göstermeye çalışayım. Merve sağ olsun bize biraz peçetemiz var mı? Bir tane peçete alayım. Aldım.
Bunun için Nutella var. Ben de hamurla Nutella'ya hayatta dayanamıyorum. İbrahim 1, ben 2. İşte bakın böyle bir torpilli yapmış Merve bize. Nutellalı hamur diyelim, çiroz alabilirsiniz. Kokusu muhteşem. Gün içerisinde kan şekerine düştüğünde uğramanız gereken noktadan birisi olabilir. Ben şimdi sizin yerinize tadına bakıyorum. Merve, eline sağlık. Afiyet olsun. Siz de geldiğinizde benim yerime yersiniz. Efendim, bu muhteşem manzara eşliğinde Engin Fasiles Bey'le tatiliniz devam ederken acıktığınızı hissederseniz öğle yemeği için veya öğleden sonra aperatif için ana restorana gitmenize gerek yok. Çünkü burada çok güzel bir beach snack var. Şimdi bu bölümün hem çok nitelikli bir barı var, aynı zamanda alakart menüler sunan bir de mutfağı var. Şimdi özellikle bardan bahsetmek istiyorum. Yine NG kalitesinde premium marka içecekler, şişe biralar ve imza kokteyller arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Kolay gelsin arkadaşlar. Bunun yanı sıra tabii ki çaylar, kahveler, taze demleme bitki çayları da. Bu arada kokteylin görüntüsüne tabii ki İbrahim kapıldı gitti. Bu barda sunulmakta. Bunun yanı sıra mutfakta da gayet güzel seçenekler var. Kolay gelsin Samet. Şimdi ben buradaki menüden sadece bahsetmek istiyorum size. Beach Cine'ye geldiğiniz zaman, buradaki kare kodu okuttuğunuz zaman bir menü açılıyor. Hemen örneği göstermek istiyorum. Neler alabiliyorsunuz? Alakart olarak vereceğiniz siparişlerde şöyle ilk dikkatimizi mesela içecekler çekiyor. Burada çok miktarda mesela işte şarap çeşitleri var. Yiyeceklere bakalım. Yiyeceklerde mesela makarna çeşitleri. Hemen aşağıda salatalar. Ege salatası, Akdeniz salatası gibi. Sıcak alıştırmalıklar var. Şurada mesela ana yemeklere bakalım. Levrek ızgara, karides tava, pilav üstü döner, İskender döner kebap gibi seçenekler var. Izgara antikot bile menüye eklenmiş. Gayet güzel. Çocuk menüsü var. Karışık pizzalar, tavuk ızgara gibi. Veya isterseniz sandviçler veya burgerlarda, hamburgerlerde sizi bekliyor. İsterseniz bir avokadolu tost da sabah kahvaltısında burada alabilirsiniz. Ben buradaki menü ve bar konsepti dışında bir de Beach Cine'in ambiyansından bahsetmek istiyorum size. İsterseniz buradaki kapalı alanda, isterseniz de şuradaki güzel manzaralı bölümde oturabilirsiniz. Hem orada göstereyim isterseniz. NG Fasiles Bey'de tatil sırasında öğle yemeğine tekrar diyorum ana restorana gitmenize gerçekten gerek yok. Bakın buraya siparişinizi verip güzel antikot ızgaranızı veya pizzanızı, makarnanızı bu muhteşem manzara içinde alabilirsiniz. Burada bir şey daha dikkatimi çekti. NG Fasiles Bey doğayla iç içe olmasının etkisiyle aslında kullandığı renklerde ve dekorasyon malzemelerinde de buna öncelik vermiş. Aslında burada kullanılan minderlerde bile ben bunu gözlemleyebiliyorum. Bu muhteşem kemer manzarası eşliğinde bence güzel bir ne diyelim öğüt noktası olmuş burası. Aklınızda bulunsun. Evet, benim de canım çok tatil çekiyor sizler gibi. Bunun için NG Fasiles Bey'le rezervasyon yapmanız gerekiyor tabii ki. Ve bu muhteşem pırıl pırıl denize ve muhteşem kemer manzarası eşliğinde tadını çıkartabilirsiniz. Otelde şöyle baktığımız zaman doğayla iç içe gayet güzel bir görüntüsü var. Şimdi sahil yürüyüşümüzü tamamladık. Karşıdan Aqua Park'ın ve Beluga'nın olduğu yerden sahil bölümünden yürüyerek buraya kadar geldik. Burada ne var? Yine pavilyonlar var. Platform üzerinde bu defa. Orada sahildeki pavilyonların aynı konseptini burada da düşünebilirsiniz. Size özel alanlar. Bu defa derinden denize girebiliyorsunuz. Yine rezervasyonlu ve ücretli ancak size özel, ayrıcalıklı ve izole keyif alanları sağlıyor. Bunun yanı sıra tabii ki buraya da yine içecek meyve gibi ikramlar yapılmakta. Yine bir mini barı mevcut. Özel havlu servisi var gibi ayrıcalıklarla sizleri bekliyor. Özel şezlongları da var ama daha da önemlisi yani şurada olup bu manzaraya karşı herhalde tatilin tadı birkaç kat artacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi sahil yürüyüşümüzü tamamladık. Ben şuradan yavaşça tekrar suya doğru bir buradan kapanış yapayım. NG Fasiles Bey'de sahile ilgili görüntümü tamamladık derken bir şey unuttuk. Tabii ki Sacred Beach. Şimdi buradan Sacred Beach'e gideceğim ve NG Fasiles Bey'in gizli plajını size gösterdikten sonra sahille ilgili görüntüleri tamamlamış olacağız. Şimdi resepsiyon ve lobi alanına doğru gidiyorum. Çünkü misafirler hazır kahvaltıdayken bu alanları görüntülemiş olduk birazdan. Tabii şezlonglar kullanmaya başlayacak ve az önce kadar çok rahat görüntü çekemeyecektik. O yüzden burayı aradan çıkarmış olduk. Şimdi resepsiyon ve lobi alanı, daha sonra oda örnekleriyle turumuza devam ediyoruz. Efendim, resepsiyona doğru ilerlerken bu noktada şöyle bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum size. NG Fasiles Bey'in yapımı sırasında mimari projesi defalarca değiştirmek zorunda kalınmış. Çünkü
doğaya olan saygısı, ağaçların kesilmeden yapılması gerektiğinden bu proje defalarca değiştirilmiş. Arkamda gördüğünüz bu ağaç da buna bir örnek olarak burada buna benzer birçok örneği tesis içerisinde görebilirsiniz. Hepsi koruma altındadır şu anda. Ve efendim şimdi sizler otele geldiğiniz zaman NG Facilities Bay'de ilk karşılanacağınız ve karşılaşacağınız bölümden başlıyoruz. Burası misafirin araçlarıyla geldikleri, transfer araçlarının indikleri bölüm. Burada şöyle bir araçtan bahsetmek istiyorum. Eğer elektrikli araç kullanıyorsanız, elektrikli bir arabanız varsa NG Facilities Bay'de şarj üniteleri var otopark kısmında. Bundan faydalanabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bunun yanı sıra NG Facilities Bay'e geldiğiniz zaman buradaki antika Mercedes de sizi karşılayacak özel noktalardan bir tanesi olacak. Şimdi biz deluxe odaların olduğu bölüme giriyoruz. Birazdan odaları anlatacağım size ama hemen buradayken bahsedeyim. Deluxe odalar ve süperyor odalar olarak seçenekler biz sunuyoruz size rezervasyon sırasında. Deluxe odalar resepsiyon olduğu blokta, süperyor odalarda hemen arkamda görünen hill bölümünde. Aslında rezervasyonlar sırasında en çok sorulan şey hill bölümündeki odaların, süperyor odaların çok mu uzakta kaldığı, aslında hiç uzak olmadığını, mesafenin sadece 20 metre olduğunu, 30 metre olduğunu, zaten hill binasındaki asansörlerle odalara çıkılabildiğini birazdan size oda turumu sırasında gösteriyor olacağız. Şimdi resepsiyona girme zamanı geldi, buyurun. Efendim NG Facilities Bay'de şimdi lobi bara geldik. İlk giriş kısmıyla ilgili görüntüleri sunduktan sonra. Tabii sizler geldiğiniz zaman şöyle bir lobi bara uğrayalım bakalım dediğinizde konseptle ilgili size fikir verecek bilgileri ben şimdiden aktarmaya çalışayım size. Tabii ki çaylar, kahveler, bitki çayları, meyve çayları öncelikli olarak şöyle bir gözümüze çarpıyor zaten. Bakın burada özel kuru meyvelerden size çaylar demlenebiliyor. Hepsini saymak çok mümkün değil ama lobi barda size fikir verecek markaları şöyle göstermiş olduk. Şimdi birazdan oda turumuz başlayacak ve odalarla ilgili örnekleri sunmaya başlayacağım size. Şöyle bir yorgunluk çayı içtikten sonra odaları görerek turumuza devam edebiliriz. Ve efendim NG Facilities Bay'de ilk oda örneğimizi sizlere anlatmaya, göstermeye başlıyoruz. Burası NG Facilities Bay rezervasyonu yapmaya karar verdiğinizde sizlere sunulacak en ekonomik odalardan bir tanesi. Deluxe eşsiz deniz manzaralı oda olarak geçiyor. Tabii bunun bir de kara manzaralı olanı var. Orman tarafına bakan var. Onun fiyatı bir tık daha uygun ama dekor anlamında ve büyüklük anlamında aynı. Yani 42 metrekarelik oldukça modern, oldukça lüks ve size oldukça rahatlatacak bir renk ve dekorasyon donanımına sahip. Şimdi oda 42 metrekare demiştik. Bir tane büyük yatak veya iki tane ayrı yatak olabilir. Bunun yanı sıra bir tane sofa bed var. Standart olarak bulunuyor. Eğer iki çocuklu bir aile ise ve çocukların yaşları bir odada konaklamaya uygun ise bir tane daha sofa bed ilave olarak aileye özel olarak hazırlanmakta. Odanın özellikleri itibariyle oldukça modern bir oda olduğunu söyleyebilirim. Yine NG Facilities Bay'e özel malzemeler de var. Yerdeki seramikler gibi. Oldukça büyük ölçekte ve başka yerde rastlayamayacağınız özel seramikler bunlar. Büyük bir televizyon ünitesi var. Yine büyük ekran bir televizyon. Burada plaj çantaları yine doğal malzemelerden oluşturulmuş ve size hediye ediliyor. Kullandıktan sonra yanınızda alabilirsiniz. Burada mini bar dolabı var. Üstünde çay kahve ikramları ve kettle su ikramıyla beraber. Nespresso yine bütün odalarda standart olarak sunulmakta. Kahve keyfi seven misafirlerin kullanabileceği şekilde. Mini bar dolabı oldukça dolu. Gördüğünüz gibi alkollü, alkolsüz içecekler, çikolatalı sütler, şaraplar, biralar. Ama mesela bir ayrıntı gözüme çarptı. Godiva marka çikolata ve Haribo'da kullanılmış. Günlük olarak kullandığınız ürünün yerine yenisi ilave ediliyor. Bunun yanı sıra genel olarak dekor malzemelerine baktığımız zaman yine NG'yi betimleyen dekorlar kullanılmış, motifler kullanılmış. Hiç göz yormuyor. Kesinlikle aşırı parlak renkler yok. Birkaç yastık dışında ortamı renklendirmesi açısından yumuşak renkler kullanılmış. Banyodan biraz bahsedelim isterseniz. Burada sürgülü kapıyla ayrılabilen bir banyo bölümü var. Oldukça geniş, çift lavabolu. Buradaki buket malzemelerinden bahsetmek istedik olmaz. Molton Brown marka ve Crown Alchemist marka. Özel markalar bunlar. Gerçekten premium marka. Şampuanlar, saç kremleri. Çocuklar için yine onların cildine zarar vermeyecek şampuanlar, sabunlar ve süngerler var. Tıraş takımları ve diş setleri tabii ki bazıları. Burada terlikler var, bakın göstermek istiyorum. Erkekler ve hanımefendiler için
ve minik bebişler için ayrı ayrı hazırlanmış. Duş bölümü gayet geniş. Bütün odaları bu şekilde duşa kabinli. Yani herhangi bir şekilde özel oda tiplerinde sadece jacuzziler var ama onun dışında bütün odalar böyle duşa kabinli ve gayet dekoratif klozet bölümü var. Banyodan çıktığımız zaman burada çok dekoratif bir süzgülü dolap var. Açtığımızda iki tane bornoz ve ütü masası yine bütün odalarda standart olarak misafirlere sunuluyor. Dolabın diğer tarafında ise şuradan açarsak yine eşyalarınızı koyabileceğiniz bölümler mevcut. Bu tarafta da hemen şöyle geçiyorum. Yine değerli eşyalarınızı koyabileceğiniz kasa ve kuru temizleme veya laundry ile ilgili malzemelerin bulunduğu, torbaların bulunduğu bölüm var. Evet, bu odayı kısaca özetlemiş oldum. Şimdi eşsiz deniz manzaralı delik soda demiştik ya, bu odanın manzarasından biraz bahsedelim. Hemen şöyle gelip perdeyi açtığımız zaman çok güzel bir kemer manzarası ve deniz manzarası sizleri bekliyor olacak. Bu kapı biraz ağırdır. Güvenlik sebebiyle çocuklar çok rahat açmasınlar diye bu şekilde açılıyor. Ve sizi muhteşem bir Akdeniz manzarası karşılamış oluyor. Balkon da gayet keyifli. Buradaki duvarlar NG Facilis Bey'i bütünleyen yine o doğal taş duvarlardan oluşmakta. Ve oturma grubuyla beraber bu güzel manzarada balkon keyfi yapabilirsiniz. Evet, delüks deniz manzaralı odayı bu şekilde anlattık. Tekrar diyorum, iki yetişkin bir çocuk, iki yetişkin iki çocuk. Otelden onay alınması ve yaş grupları ile ilgili teyit alınması kaydıyla 4 kişilik bir ailenin kalabileceği bir oda burası. Ve buradan da yavaş yavaş artık diğer odaları keşfe devam edebiliriz. Ve efendim NG Facilis Bey'de oda tiplerini, oda türlerini size göstermeye, anlatmaya devam ediyorum. Bu defa bir aile odasına geldik. Yine resepsiyonun olduğu bloktayız. Yani delüks odaların olduğu bloktayız ve aile odasıyla ilgili bilgileri aktarmaya başlayacağım size. İlk gezdiğimiz delüks odayla hemen hemen aynı dekorasyon malzemeleriyle aynı kalitede sizler için hazırlanmış bir oda. İlk odadan tek farkı ve en önemli farkı iki ayrı bölümden oluşuyor olması. Buradaki kapıyla birbirine bağlanan iki oda sizlere çocuklarla beraber çok rahat bir şekilde konaklama imkanı sağlıyor. Yani iki yetişkin burada, iki çocuk da orada, dört kişilik yaşları büyük çocuklarla beraber kalınabilecek bir oda burası. Eğer minik bebekler var ise yine otelin onayı ve teyidiyle buradaki sofa bedlerde yatak olarak kullanılmak kaydıyla zannediyorum 5 kişilik veya 1-2 yaşa kadar bebeği de sayarsak eğer 6 kişiye kadar çok rahatla konaklanabilir. Tabii ki bu yaşlar çok önemli. Yani 6 tane yetişkinin gidebileceği bir oda değil tabii ki burası. Ama çocukların yaşına göre mümkün olacaktır. Odanın bir diğer özelliği 2 tane banyosu olması. Yani buradaki kapılardan birbirine geçiş yaptığınız zaman her odanın kendine ait minibar dolabı, televizyonu, balkonu ve banyosu var. Banyoyu aslında ilk bölümde gösterdiğim konseptle aynı şekilde özetleyebiliriz. Yine Malton Brown marka ve Crown Alchemist marka buklet malzemeleri, şampuanlar, losyonlar, saç kremleri ve tıraş setleri, tıraş takımları çocuklar için özel, ebeveynler için özel terlik setleriyle yine duşa kabinli olması kaydıyla aile odası da sizlere çok rahat bir banyo konforu sağlıyor. Bu banyonun aynısı yandaki odada var. Minibar yine aynı şekilde ilk gösterdiğim odaki gibi. Çok kısa şöyle bir açıp kapatacağım. Nespresso makinesi, Nespresso kapsülleri ve gayet güzel dop dolu bir minibar günlük olarak sizlerin hizmetinde. Tabii ki plaj çantaları yine unutulmamış. Aile odalarında da sizlere sunulmuş. Burası deniz manzaralı bir aile odası. Deluxe deniz manzaralı aile odasının da görüntüsü işte bu şekilde. Şöyle yapalım. Yine güvenlik sebebiyle öyle çok kolaylıkla açılmayan bir kapı. Sadece ebeveynler çok rahat açabilirler. Açtığımız zaman da Toros Dağları, Akdeniz ve mis gibi deniz kokusu, çam kokusu sizleri karşılıyor. Bu şekilde delüks deniz manzaralı aile odasında sizlere ifade etmiş oldum. Sorularınız var ise tabii ki bu paylaşımın alt kısmında yorumlar kısmından veya isterseniz de direkt ekibimize ulaşarak rezervasyon, fiyat veya diğer bilgileri alabilirsiniz. Ben şimdi diğer odaları keşfetmek üzere turuma devam ediyorum. Efendim, NG Facilis Bey'de şimdi bir başka oda tipini sizlere görüntülerle sunacağım ve bilgilendireceğim. Burası superior kategoride bir oda. Bu odanın özelliği ise ilk resepsiyon binasında gezdiğimiz deluxe odalardan farklı olarak hemen deluxe binanın arkasındaki Hillside isimli binada yer alması. Bu bloğun çok ciddi avantajları var. Manzarası bunlardan bir tanesi. Şu anda gezdiğimiz o deniz manzaralı bir oda. Birazdan size manzarasını göstereceğim. Ama önce odanın özelliklerinden bahsedelim.
İlk gezdiğimiz Derix Oda'ya göre biraz daha küçük burası. Metrekare olarak 35 metrekarelik bir kullanım alanı sunuyor. Yine iki yetişkin artı bir ilave yatak. Aslında bu sofabetin bir kişilik orijinal bir yatak konforunda olduğunu söyleyebiliriz. Bebek varsa gördüğünüz gibi burada bir park yatakla bebekler için de uygun bir ortam sağlanmış. Diğer bloktaki zeminden farklı olarak burada parke zemin kullanılmış. Yine büyük bir televizyon ünitesi var. Yine plaj çantaları burada misafirlere hediye olarak sunuluyor. Minibar konsepti ve Nespresso sunumu yine aynı şekilde. Hızlıca göstereyim bu şekilde. Yine günlük olarak kullandığı ürünlerin yerine yenisi konulmak üzere ihtiyacı olacak tüm minibar ürünleri mevcut. Godiva çikolatadan tekrar bahsetmek istiyorum burada. Bir ayrıntı olarak hani Nespresso'nun yanında güzel gider deniz manzaralı balkonda. Kısaca banyodan da bahsedelim. Şimdi buradaki banyo yine Derix Oda'dan farklı olarak bir lavabolu. Derix Oda'larda hatırlarsanız iki tane lavabo vardı. Kullanım malzemeleri hemen şöyle alıyorum. Buklet malzemeleri olarak burada Grown Alchemist'ler kullanılmış. Yine minik misafirler için özel şampuanlar ve losyonlar var. Tıraş seti, diş setleri ve terlikler de yine bu odanın özelliklerinden. Elbette duşa kabinli. Gayet şık. Yine NG Facilis konforunda bir banyo konforu sağlamakta. Hemen banyonun karşısındaki dolabı açtığımız zaman da şöyle bornozlar. Yine misafirlerin kullanımı için burada hazır tutuluyor. Şimdi isterseniz yavaş yavaş buradan bir de ne yapalım? Deniz manzarasını göstermek üzere şöyle balkona doğru yürüyelim. Ve süperyor eşsiz deniz manzaralı odanın bu muhteşem manzarasını beraber görelim. Açıyorum. Böyle doğal dekorlu bir balkona çıkış yapıyoruz. Güzel bir oturma grubu var. Ve muhteşem bir manzarası var. Hemen aşağıda gördüğümüz şu çatıları görünen C şeklindeki blok, Derix Oda'ların olduğu blok. Biz de şu anda Hillside veya Hill denilen bloktayız ve süperyor deniz manzaralı bir odadan görüntü alıyoruz. Aşağıdaki havuzda relax havuz, sadece yetişkin misafirlerin kullanabildiği adult havuz olarak misafirleri bekliyor. Onu da buradan göstermiş olduk. Ve tekrar buradan odanın içine doğru ilerleyebiliriz. Bir odayı daha sizlere göstermiş oldum. Bilgilendirmiş oldum zannediyorum. Ve artık yavaş yavaş buradan da turumuza devam edebiliriz. Efendim, NG Facilis Bay'de çocuklarıyla gelen kalabalık aileler için bir aile odası daha göstermek istiyorum size. Burası Hillside Block'ta bulunan aile odalarının birincisi. İki çeşit aile odası var burada. Bir tanesi süperyor aile odası, bir tanesi normal aile odası olarak geçiyor. Burası 60 metrekare kullanım alanı olan normal aile odası. Özelliği ne? Tabii ki iki ayrı bölümden oluşması. Burada bir ara kapı var. Bu şekilde. Ebeveyn için ayrı, çocuklar için ayrı diyebileceğimiz. Dört yetişkinin de konaklayabileceği bir oda. Şimdi süperyor aile odasıyla şu anda gezdiğimiz normal aile odası arasındaki en büyük farkı söylemek istiyorum. Süperyor olanda iki tane banyo var. Burada işte bir tane banyo var. Şu anda bulunduğumuz oda sadece giyinme odasına sahip. Yan taraftaki odanın ise bir banyosu var. Yani her iki bölümde kalan aile bireyleri tek bir banyoyu, yani burayı kullanıyorlar. Şöyle ben çıkayım, İbrahim kardeşim göstersin. Banyoyu şu şekilde size hızlıca göstermek istiyorum. Tek lavabolu, Derix Oda'lardan farklı olarak orada iki tane lavabo vardı. Tek lavabolu ve yine geniş bir duşa kabine sahip banyoyu sizlere göstermek isterim. Tekrar diyorum, süperyor aile odası olsaydı iki banyosu olacaktı. Minibar konsepti olarak da yine Nespresso ikramından, şöyle minibar konseptini zaten biliyorsunuz ama hızlıca şöyle bir gösterip geçmek istiyorum. Günlük olarak yine kullanılan ürünlerin yerine yenisi konmak üzere aile odasında da bu şekilde bir kullanım imkanı mevcut. Balkon iki tane, her iki odanın ayrı ayrı balkonu var. Burası kara manzaralı ya da orman manzaralı olarak düşünebilirsiniz. Çıktığınız zaman gerçekten doğayla iç içe olduğunu da yakinen görebiliyorsunuz. Şöyle baktığınız zaman bakın yandaki balkon bu aile odasının diğer balkonu. Yani çocuklar odayken şöyle bir selamlaşabilirsiniz onlarla. Ve buradan da yavaş yavaş ilerliyorum. Eğer Hillside binada iki banyolu bir oda almak isterseniz lütfen süperyor aile odasını bizim arkadaşlarımız zaten size hatırlatacaklardır. Talep ediniz. Tabii ki fiyatları biraz farklı olacak ama tek banyo, çift banyo tercih olan misafirlerimiz bakın bu odanın buradaki bölümünde bornozların ve ütü masaların bulunduğu bir giyinme odası mevcut. Tabii giyinme odasının da avantajları var. Eşyaları buraya baktığınız zaman diğer alanlar size kalıyor ve
daha rahat bir oda kullanımı söz konusu oluyor. Evet, bu şekilde aile odasında gördükten sonra yavaş yavaş artık turumuza devam edebiliriz. Ve efendim oda turumuzun finalini otelin en güzel odalarından bir tanesinde yapıyoruz. NG Suite'deyiz. Burası tam 115 metrekarelik bir oda. İki tane yatak odası var. Muazzam bir manzarası var. Çok güzel bir salonu var. Hem odadan hem dışarıdan bahsediyorum. Burada kaldığınız zaman böyle köşeli bir balkona sahipsiniz. Hatta buraya teras diyebiliriz. Kocaman uzun uzadıya bir teras. Ve odanın içine girdiğimiz zaman da bu manzaraya ilaveten sizi şımartacak bir konsepte sahip. Önce oturma bölümüne salon diyebilirsiniz, oturma odası diyebilirsiniz ama gerçekten çok şık, çok modern. Siyah seramik zeminler, yine NG kalitesinde büyük ölçekli. Hani Türkiye'de bunların üretimi çok fazla yok. NG Facilis'e özel üretilmiş seramikler. Yine çok güzel duvar desenleri, perdeler, mobilya grupları, büyük ekran televizyonlar. Ve tabii ki sadece burasıyla bitmiyor o da. Güzel bir yemek takımı da aslında aile olarak geldiyseniz veya iki farklı aile olarak gelerek de bu odayı alabilirsiniz. Aslında bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü iki tane yatak odası var, iki tane banyosu var. Bu oturma grubuyla, salonuyla beraber kalabalık yani aileler için veya arkadaş grupları için kesinlikle tercih olabilir. Manzara zaten muhteşem. Bir de mini mutfağı var. Aslında minibar konseptinin bile daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Bakın standart bir odanın dışında burada daha bol ikramlar var. Şaraplar, biralar, çerezler, meşrubatlar, Nespresso ikramı, burada Pringles'lar ve oldukça zengin bir sunumla biz aslında odaya terastan giriş yapmış olduk. Normal şartlarda oda tanıtımını bu şekilde giriş kapısından başlayarak yapıyoruz. Giriş kapısından girdiğiniz zaman da sağ tarafta büyük bir boyanası var. Birkaç adım attığımda sağda bir yatak odası, solda bir yatak odası var. İsterseniz soldakinden başlayalım. Şöyle hemen giriş yapıyorum. Yine gayet lüks, gayet modern ve size kendinizi özel hissettirecek bir tasarımla banyoya giriş yapalım. Banyodan başlayalım. Çift lavabolu, siyah mermerli, Malton Brown marka buklet malzemeleri. Tek tek saymayalım. Tıraş köpüğünden diş fırçasına kadar zaten her şey var. Burada ben bir şeyi özetle, daha doğrusu detayla söylemek istiyorum. Şimdi duşakabin kısmı evet çok güzel görünüyor değil mi? Ama burada esas duş aldığınızda bu duşun farkını anlıyorsunuz. Sanki gerçekten bir yağmur ormanında gibi, yağmurun altında gibi hissettirecek bir durum var. Bornozları göstermeden olmaz. Evet, burada bornoz seti var. Her odanın ayrı gardırobu var ve bornoz setleri ayrı ayrı bulunmakta. Banyoda terazi ve terlikler de vardı bu arada. Bir mini bar konsepti daha yine bu odaya özel olarak bekliyor. Salon bölümünde büyük bir dolap vardı. Burada da mini bar konsepti var. Mini bar konseptini biliyorsunuz zaten ama NG Suite'de biraz daha genişletilmiş bir konsept var. Yani burada daha fazla sayıda, mesela Godiva çikolata, iki tane biralar daha fazla, şaraplar daha fazla ve meşrubatlar daha fazla sayıda misafirlere sunulmakta. Plaj çantalarımızdan hep bahsediyoruz. Böyle organik doğal malzemelerden yapılmış ve siz sahile giderken terliğinizi, mayonuzu, havlunuzu, gerçi havluyu aşağıda alıyorsunuz ama yine de ondan da bilgi vermek istiyorum. Odanın toplamda 115 metrekare olduğunu söylemiştim. Burası yatak odalarından bir tanesi. Bir büyük yataklı oda, bir de sofabed var. İsterseniz bu da açılıp yatak olabilir. Şimdi bu odada hani iki ayrı ailede beraber gelip kalabilirsin dedik ya. Mesela burada iki yetişkin bir çocuk. Diğer odada da hemen geçip bakalım. Yine iki yetişkin bir çocuk kalabilir. Dolayısıyla toplamda 6 kişilik bir aile çok rahat bir şekilde kullanabilir. Hatta bebek varsa belki burada, yani otelden onay almak lazım bu konularda ama bebekle beraber belki 7 kişiye kadar da konaklayabilirsiniz. Bu odanın farkı diğer yatak odadan farklı olarak iki ayrı yatak olması. Yani normalde 4 kişilik bir aile çocukları buraya atarsanız demeyelim, çocukları bu tarafa paslarsanız onlar iki ayrı yatağı kullanabilirler. Yine aynı şekilde büyük ekran televizyon. Bu seramikler gerçekten çok özel olduğunuzu hissedecek. Özel seramikler olduğunu hissedeceksiniz. Düzeltiyorum. Yine aynı minibar bu odaya özel şekliyle konsepte tasarlanmış. Tabii ki burada bir banyo var. Yani iki yatak odası iki banyo olarak sizleri bekliyor. Banyo konsepti aynı. Çok kısaca şöyle bir gösterelim, devam edelim. Hani uzun odayı anlatmayalım. Yine bu odaya özel bornoz setleri, iki bornoz vesaire diğer odayla aynı olarak kullanımınızı bekliyor. Her odanın manzarası var. Çünkü tam bloğun köşesinde bulunmakta NG Suite'ler. Dolayısıyla her iki köşeden de
çok güzel deniz manzarasına hakim. İsterseniz hemen şöyle bir gösterelim. Şöyle yapıyorum. Bir bakar mısınız? Sanki gemide gibisiniz. Ama doğayla iç içesiniz. Yani hem denize bu kadar yakın, hem de çam ağaçlarının kokusuyla bu kadar iç içe. Tekrar başladığımız yere dönelim. İbrahim kardeşimin ilk görüntüleri çekmeye başladığı yere gelelim. İşte Engie Facilis, Engie Suito'da ve manzarası. İç kısmı zaten gösterdik. Manzarası da bu şekilde. Gayet güzel bir tatil atmosferine sokacaktır diye düşünüyoruz. Ekim ayının ortalarına gelmiş olmamıza rağmen pırıl pırıl bir hava. Misafirler güneşleniyorlar. Kemer Göynük bölgesi Toros Dağları gayet güzel kendini bize gösteriyor. Biz de Engie Facilis'te oda turumuzu da sonlandırmış oluyoruz. Artık yavaş yavaş videomuzun akşam bölümüne geçeceğiz. Yani lezzet duraklarına geçeceğiz odaları bitirdikten sonra. Bu defa da şöyle geçelim. Engie Suite'in iç kısmından kapanış yapalım. Lütfen beğeni ve abone tuşlarına basarak bizi takibe ve izlemeye devam edin. Bu da bizim motivasyonumuzu artıran etkenlerden bir tanesi oluyor. Hatırlatmak istiyoruz. Rezervasyonun içinde tatilim ekibi memnuniyetle ofisimizde aramanızı veya mesaj atmanızı bekliyor olacak. Turumuza devam ediyoruz. Efendim videomuzun bu bölümünde size Aliva Spa'dan bahsetmek istiyorum. Yine Engie Facilis Bey'in en donanımlı, en özel ve en profesyonel hizmet veren noktalarından bir tanesi. Aslında Engie grubun uzmanlık alanından bir tanesi spa bölümü ve şimdi giriş yapıyorum. Aliva Spa sabah 9'da açılıyor, akşam 20'ye kadar açık. Aynı zamanda kapalı havuz ve fitness center da bu bölümde. Kısaca şöyle bir içeriği turlayalım isterseniz. Kolay gelsin, günaydın. İçeri girer girmez sağlı sollu vitrinlerde Aliva Spa'da kullanılan ürünlerden bazıları. Tabii siz seçiminize göre ekstra ücretli olarak da buradan markalara göre seçim yapabilirsiniz. Özel kullandığınız bir marka var ise. Aliva Spa'ya geldiğiniz zaman eğer önceden rezervasyonunuz yoksa ise masaj ve bakım paketleri için buradaki resepsiyondan bilgi alarak rezervasyonlu bir şekilde bu ünitelerden faydalanabilirsiniz. Ancak bunun dışında az önce bahsettiğim saatlerde sabah 9'dan akşam 20'ye kadar fitness center bölümünden kısaca şöyle gösterelim. Hop. Aa, kapısı bile ağırmış ya. Günaydın, kolay gelsin. Çok donanımlı ve profesyonel bir fitness center'ı var. Technogym marka aletler kullanılmış. Hani hem yeni olması açısından hem de teknolojik açıdan gerçekten en üst standarttaki aletler ve çok sayıda alet var. Hem kardiyo açısından hem de vücut geliştirme yapan, fitness yapan arkadaşlarımız için de bence gayet doyurucu olacaktır. Burada dumbbell setlerinin olduğu bölüm var. Aslında fitness center'ın böyle zeminle yan yana olması, bahçeyle yan yana olması yine işte siz kardiyo yaparken bahçe içindeymiş gibi bir izlenim verecektir. Hem denizi hem bahçeyi, ağaçları buradan görebiliyorsunuz. Ve tekrar diyorum, tamamen teknolojik olarak en üst sırada olan cihazlar kullanılmış. Yine animasyon programının ve buradaki arkadaşlarımızın programı çerçevesinde burada hizmet alabileceğiniz durumlar da var. Personal trainer dediğimiz birebir özel ders alabileceğiniz programları fitness center'da değerlendirebilirsiniz. Şimdi spa'nın diğer alanlarını hemen videomuza ekleyelim. Efendim şu anda hamam bölümüne geldik. Çok güzel dinlenme bölümleri var. Yine böyle doğal dekorlarla hazırlanmış. Tertemiz havlular sizleri bekliyor. Şu anda geldiğiniz bölüm konsepte dahil. Yani hamam, sauna, buhar odası, fitness center, kapalı havuz. Bunun için bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece kese köpük almak isterseniz bakım paketleri için. Bunun için ayrı bir bölüm daha var. Onu da söylemek isterim. Şu anda gösterdiğim bölüm oldukça doğal bir görüntüyle içeri girmiş olduk. Ve hamamla ilgili şöyle bir fikir verecek kısa görüntüleri size sunmuş olduk. Gerçekten dekorasyonunda bir farklılık gözlemleyeceksiniz. Siyah mermerler ve duvarlardaki tropik dekor görüntüleri etkileyici olmuş. Hamam bu şekilde. Hemen diğer bölümde göstermek istiyorum size. Ama tekrar diyorum, hani içerisi bir spa merkezinden beklenilen o ambiyansı fazlasıyla yansıtıyor. Engie grubun bu anlamdaki profesyonelliği ve uzmanlık alanı spa merkezinde de ön plana çıkmış bence. Efendim hamamdan sonra saunaların olduğu bölüme geliyoruz. Şimdi Engie Facilis Bey'de saunaların olduğu bölümde 3 tane seçenek var. Bir tanesi fin saunası. Yani 90 derece sıcaklıkta, yüksek sıcaklık seven misafir için böyle çok da güzel panoramik bir görüntüsü var. Hemen onun yan tarafında bio sauna var. Burası da ortalama 60 derece sıcaklıkta. Biraz daha düşük sıcaklıkta misafire hizmet veriyor. Karşıya geçtiğimiz zaman buhar odası var. Oldukça geniş
rahat kullanımlı bir buhar odası, gönül rahatlığıyla spa keyfi yapabileceğiniz bir ambiyansı, ortamı size ifade ediyor. Burada da buz odası var. Hani serinlemek isteyen misafirler için. Karşıda duşlar var. Şimdi hamam, sauna yaptık, buhar odası yaptık, duşumuzu aldık. Dinlenmek istediğiniz zaman ne yapacağız? İşte o zaman da beni en çok etkileyen noktadan bir tanesi buradaki dinlenme alanı. Şu anda burada kalmayı istedim. Yani bu yorgunluğun üzerine gerçekten burada kalmayı istedim. Hem deniz manzarası, hem doğa manzarası, hem de böyle rahat dinlenme koltuklarında eminim ki spa keyfi yapmak isteyeceksiniz. Tekrar diyorum, bu alanları kullanmak ücretsiz. Sadece kese, köpük ve diğer bakım paketleri için ücret ödemeniz gerekiyor. Onun dışında bu alanlar tamamen konsepte dahil. Bir de vitamin bardan bahsedeceğiz tabii ki. Hani spa merkezinde güzel faydalandığınız, dinleniyorsunuz. Biraz bir şeyler içmek isterseniz, detoks içecekler almak isterseniz o zaman da vitamin bara geliyorsunuz. Günaydın. Kolay gelsin. Bakın çok şık bir alan. Yine bahçeli içesiniz. Yine deniz manzarası, bahçe manzarası size eşlik ediyor. Ve bu tarafa döndüğümüz zaman da bir hanımefendi var burada. Sibel Hanım. Sibel Hanım size detoks içeceklerinizi, çayınızı, kahvenizi ikram ediyor. Burada taze havuç suyu, portakal suyu, elma suyu artık ne istiyorsanız yine konsepte dahil olarak ekstra ücret ödemeden alabilirsiniz. Kahve seviyorsanız hatırlatıyorum, Schiller marka çekirdek kahveden güzel bir espresso iyi gelecektir. Bir de kapalı havuzu görelim isterseniz ve bu bölümü tamamlayalım. İşte burası da NG Facilities Bay'in kapalı yüzme havuzu. Eğer dışarıdaki havuzlarda hani güneşte olmak istemiyorsanız, biraz daha kapalı alanda olmak istiyorsanız, kış aylarında geldiyseniz ısıtılmış kapalı havuzu kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum, NG grubun bu anlamdaki profesyonelliği her noktada öne çıkıyor. Kapalı havuzda son derece sizin hani kapalı havuz keyfinizi yapabileceğiniz şekilde, sizi rahatsız edecek bir koku yok mesela içeride. Hem büyük camların kullanılması da oldukça ferahlatıcı ve aydınlatıcı olmuş. Hemen yan tarafındaki vitamin barda yine havuz keyfi yapan misafirlerime hizmet vermekte. Spa bölümünü de kısaca özetlemiş olduk. Artık buradan da tekrar turumuza devam etmek üzere ilerliyoruz. Ve efendim, NG Facilities Bay'de akşam saatleri, güzel bir tatil gününün sonrasında şimdi sizde hem ana restoran, Cuisine isimli ana restoran ve sonrasında alakart restoranla gidip görüntüler aktarmaya çalışacağım. Ama daha önce yine sizlerle paylaşmak istediğim görüntüler var. Mesela şu anda geldiğimiz bölüm hemen resepsiyon bölümünün alt katında, -1 olarak geçiyor. Buradan bahçeye, havuzlara, plaja çıkabiliyorsunuz ama ben size bu bölümün görüntülerini ve buranın atmosferini anlatmak istedim. Çünkü o kadar keyifli, o kadar güzel bir gezinti alanı var ki burada. Kapalı alan olarak kısa bir gezinti yapmak istediğinizde, lezzet duraklarına uğramak istediğinizde, spa merkezine gitmek istediğinizde, hatta akşamları güzel müzik dinleyip eğlenmek istediğinizde gerçekten keyifli noktalar var. Sol tarafımda çok şık alışveriş mağazaları ortama ayrı bir hava katıyor. Ve lezzet durakları da bence keyfimize keyif katacak. Özellikle biraz ilerideki tatlı bir durak var ki benim vazgeçemediğim noktalardan bir tanesi. Çok güzel kahve ve çikolata kokuları sizi çağırıyor. Buna benzer birçok alanı size göstereceğim bu akşam. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Efendim, NG Facilities Bay'de lezzet duraklarını gezerken alakartların olduğu yerde uğramadan geçemeyeceğimiz, zaten bu kokuyu aldığınız zaman mutlaka ya burada neler oluyor diye bir gireceksiniz. Çikolata ve pasta atölyeleri. Şimdi burası zaten ilk girişte yeni nesil kahvelerin de sunulduğu, üçüncü nesil kahvelerin sunulduğu, uzun demleme kahvelerin sunulduğu bir bölüm de var. Yani pasta, tatlı, çay, kahve keyfinizi bu güzel ve şık alanda yapabilirsiniz. Kapalı alanda olduğu kadar teras kısmında da güzel oturma alanları var. Büfeyi göstereceğim. Büfeyi merak ediyorsunuz değil mi? Acaba orada hangi tatlılar var? Göstereceğim size. Ama önce şurayı da gösterelim. Bakın, tatlınızı, kahvenizi aldığınız zaman böyle şık alanlarda keyif yapabilirsiniz. İsterseniz bir de hani bu tatlılara, pastalara örnek olarak ne sunuluyor? Hemen kısaca ona bakalım. Şöyle tekrar içeri giriyorum. Ve önce çikolata büfesine yönleniyorum. Merhabalar. Burada fındıklı, fıstıklı, bitter, portakallı birçok çeşit çikolata var. Burada yapılıyor değil mi çikolatalar? Evet. Evet, özel olarak burada NG Facilities Bay'in özel çikolata lezzetleri. Tabii ki yine cookie ister burada. Ama bir de karşıda rengarenk bir dolap daha var. Burada da baktığımız zaman cheesecake'ler, krem brüleler, panna cotta'lar, pudingler, sütlaçlar, cheesecake'ler,
Ya çok uzun sürecek. Hepsini okumayalım. Ama poğaçalar bile var, kruvasanlar bile var. İsterseniz baklava da koymuşlar. Tatlı seven misafir için. Burada şeyi tekrar söylemek istiyorum. Özel demleme bitki çayları ve soğuk demleme cold brew ya da üçüncü nesil kahveleri de alabiliyorsunuz. Onu da göstereyim ben size. Ya dondurmayı unuttuk. O kadar güzel bir dondurma dolabı var ki göstermeden geçmek olmaz. İbrahim Bey şuradan çeker misiniz rica etsem? Limonlusundan börtlete kadar, çikolatasına kadar birçok çeşit çikolatalı dondurma da var. Ve bunun dışında kolay gelsin. Nasılsın o gün? Biz barın bu tarafından çekeceğiz ama o gün barista arkadaşımız. Burada da çok güzel uzun demleme kahveler ve çaylar hazırlanıyor. Burayı istersen İbrahim şuradan gösterelim, gel. Bakın alakartların olduğu sokaktayız ve Coffee Point ve diğer tarafta da Enjoy Patisserie olarak sizlere az önce gezdiğimiz tatlı noktanın adresini de vermiş oluyorum. Bugün ne var ne yok? Hoş geldiniz efendim. Yarın sabah kahvaltıdan sonra güzel bir kahve içmeye gideceğiz. Ama bu akşam önce yemek molası vermek istiyoruz. Her zaman bekliyorum. Kolay gelsin. Görüşürüz. Evet, lezzet duraklarını gezmeye devam ediyoruz. Ve efendim bence Facilis Bey'de bir de alakart restoranından bahsetmek istiyorum. Şu anda Kapalli isimli alakart restoranındayız. Burası son derece şık bir restoran. Hem kapalı alanı var, klimalı alanı var, hem de teras kısmı var. Şimdi restoran ne kadar şık olduğu konusunda hemfikiriz zannediyorum ama ben açıkçası teras kısmını biraz daha beğeniyorum. Özellikle yaz aylarında veya böyle Ekim gibi, Haziran gibi güzel geçiş aylarında geldiğiniz zaman hava sıcaklığı biraz daha tatlıysa dış mekanlar size çok daha fazla keyif verecektir. Capella'nın da böyle bir terası var kapalı alan dışında ve size çok güzel İtalyan lezzetleri sunuyorlar. Bakın buradaki barkodu okuttuğunuz zaman tıpkı diğer lezzet duraklarında olduğu gibi açılan menülerden güzel siparişler verebiliyorsunuz ve farklı tatları deneyebiliyorsunuz. Bu menüler arasında İtalyan soslarıyla hazırlanmış özel salatalar, yine İtalyanlara mahsus pişirme yöntemleri hazırlanmış antrikotlar veya deniz mahsulleri ya da özel tatlılar veya çocuk menüleri alabiliyorsunuz. Burası rezervasyonlu ve ücretli bir alakart. Ancak diğer alakart restoranlarda olduğu gibi yine belli koşullarda bir defa ücretsiz kullanma durumunuz var belli gecelemeler üzerinde. Bu da tabii dönemlere göre değişebiliyor. Yine rezervasyon aşamasında bunu teyit etmekte fayda var. Capella'dan sonra diğer alakartları görmek üzere turumuza devam ediyoruz. Ben de size fikir vermeye devam ediyorum. Haydi buyurun. Efendim lütfen buyurun. Çünkü size NG Facilis Bey'de çok güzel bir lezzet durağı daha göstereceğim. Bir alakart restoran olarak düşünebilirsiniz. Ancak herhangi bir ücret ya da rezervasyona gerek yok. Burger and Beer'dan bahsediyorum. Burası tam bir keyif durağı, bir lezzet durağı. Çünkü inanılmaz güzel hamburgerler yapılıyor ve yanında atıştırmalıklarıyla beraber bira eşliğinde sunulabiliyor. Buyurun beraber gezelim. Şimdi hem kapalı alanı var hem açık alanı var. Ve Burger and Beer'in benim en beğendiğim taraflarından bir tanesi açık mutfağın olması. Buradaki camlı bölümden sizin menülerinizin nasıl hazırlandığını gelip görebilirsiniz. Bu kadar da kendilerine güvenleri tam. Bu açıdan takdir ettim. Geçen videomda da bundan bahsetmiştim. Bir mutfakta böyle bir özellik olması bence sunulan menülerin hem lezzet açısından hem de sağlıklı olması açısından, gıda güvenliği açısından önemini vurguluyor. Şimdi Burger and Beer'de ister kapalı alanda yemek alabilirsiniz, isterseniz teras kısmında demiştim. Hemen şöyle terasa çıkalım. Gayet ferah, gayet şık bir alan. Şimdi burada da siz siparişinizi verebilirsiniz. İsterseniz verebileceğiniz siparişlerle ilgili şöyle fikir vereyim ben size. Gayet şık bir menü hazırlamışlar. İsterseniz karekod sistemi kullanabilirsiniz. Burada telefonunuzdan açılan menüden sipariş verebilirsiniz. Tabii ki Burger and Beer dediğimiz zaman buradan böyle bir seçenekleri göstereyim size. Çok güzel hamburger çeşitleri var ama bu hamburgerlerin görüntülerini hemen ara görüntü olarak atıyoruz. Ne kadar orijinal ve ne kadar gurme tadında sizleri damak çatlatacak lezzetler sunulduğunu görebilirsiniz. Bunun yanı sıra tabii avokado salatası mutlaka denemeniz gereken bir salata bence. Atıştırmalıklar var. Bira yanında keyif yapabileceğiniz kroketler, tavuk kanatları gibi. Ben hamburger çeşitlerini tek tek okumadım ama mantarlı burgerden biftek burgere kadar birçok seçenek var burada. Ve devam ettiğimizde içecekler konusunda ben bir şey söylemek istiyorum. Hani Burger and Beer diyoruz ya, bira konusunda da burada yine beğendiğiniz bira lezzetini seçebiliyorsunuz. Şişe bira olarak Miller'dan Beck's'e, Efes'ten Corona'ya kadar tüm bira çeşitleri de size sunulabiliyor. Tabii ki isterseniz alkolü seçeneklerde içecek menüsünde yer almakta tıpkı çocuk menüsü gibi. Burger and Beer'den de size bilgi verdikten sonra tekrar
lezzet duraklarını gezmeye devam ediyorum. Buyurun. Ve efendim Encik Faselis Bey'de bir alakart deneyimi yaşamak istediğinizde de kesinlikle tercihler arasında olması gereken bir noktadayız. Firga'dayız. Şimdi burası Türk mutfağından eşsiz lezzetlerin sunduğu alakart restoran. Ama o kadar şık adılanmış ki diğer gezdiğimiz iki restorana göre şimdi ben birinci sıraya yükselttim burayı. Dekor açısından, sunum açısından. Gerçi diğer tüm restoranlarda tabaklar ve diğer sunum malzemeleri son derece kaliteliydi ama burada biraz daha böyle göz alıcı bir durum var. Şimdi alakart restoranlar konusunda 5 gece ve üzeri konaklamalarda şu anda bir restoran bir defa kullanım olmak üzere ücretsiz olarak sunulmakta size. Ama yine de bu durum değişebiliyor zaman içerisinde. Lütfen rezervasyon aşamasında bununla ilgili tekrar bilgi alın. Firga'ya geldiğiniz zaman menüde neler var? Kısaca şöyle bahsetmek istersek. Tabii ki hani Türk mutfağının eşsiz lezzetleri dediğimizde aklımda ne gelir? Soğuk mezelerde mücverden kuru dolma çeşitlerine, patlıcan sörmeden deniz börülcesine kadar birçok şey sayabiliriz. Ara sıcaklarda ise işte kuzu dana etinden file zeytine veya damat dolmasına kadar yine farklı seçenekler var. Gavur dağı salatası gibi özel salatalarımız var. Ama ana yemeklere bakmak gerekirse yuvalama gibi, bakalım hemen çıtır mantı gibi, beğendi kebap gibi ya da kebap ızgaralarda dana şaşlık, beyti sarma gibi bir sürü seçenek var. Hani buraya geldiğiniz zaman gerçekten hem mezelerde hem arı sıcaklarda hem de ana yemeklerde güzel seçimler yapabileceksiniz. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden. Bu arada Kemer'in muhteşem manzarası, doğa ve dağ manzarası yine burada da size eşlik ediyor olacak. Encik Faselis Bey'in ayrıcalıklarından bir tanesi. Bunu da bir kez daha vurgulamak istiyorum. Evet, tekrar turumuza devam ediyoruz. Daha bitmedi. Yine başka lezzet durakları da var. İsterseniz burada bir beğeni ve abone tuşuna basın. Bunu ben rica edeyim sizden. Sonra da turumuza devam edelim. Hadi buyurun. Efendim Encik Faselis Bey'de lezzet durakları bitmiyor. Resepsiyonun alt katındaki koridorda yürüyüşüme devam ediyorum. Bu bölümdeki alakart restoranlardan bir diğeri Chef City. Şimdi burası özellikle et sever misafirimizin mutlaka minimum bir veya iki defa uğrak noktası olacaktır diye tahmin ediyorum. Elbette dinlendirilmiş, drylanmış etlerden bahsediyoruz. Minimum 21 gün burada dinlendirilen etler ve çok özel menülerle misafirlerimize sunumlar yapılıyor. T-bone'lar, dallaslar, şöyle baktığımız zaman çok güzel özel menüler var, açamadım. Açıp da neyi göstereceksem, acaba ışıktan kazanabilir miyiz diye denedim ama şöyle tomahawk'lar vesaire görünüyor hepsi. İsterseniz biraz da ambiyansa bakalım. Şimdi size tabii bu sunumları yaparken, bu arada burası da açık mutfak. Yine camdan içeriği görebiliyorsunuz. Hem kapalı kısmı hem açık kısmı var. Yine son derece şık bir alan. Zemin seramiğinden avizelerine kadar her şey gerçekten çok güzel. Hemen dışarı yönleniyorum. Şimdi diğer restoranlarda olduğu gibi, alakartlarda olduğu gibi Chefstick'te de rezervasyon için belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Alakart restoranın ücretleri 30 ila 50 euro arasında değişmekte. Ama tekrar diyorum 5 gece ve üzeri konaklayan misafirler için bir defa ücretsiz kullanım hakkı var bu dönemde. Bundan sonraki dönemlerde de artık kurallar farklılaşabilir. Ona göre de rezervasyon aşamasında bilgi alabilirsiniz. Ve Chefstick ile ilgili görüntüleri de sunduktan sonra et seven misafirin için de bu alakart restoranı gösterdikten sonra Scallops'a gideceğiz. Deniz ürünleri alakartına gideceğiz. Ama oranın konumu buradan farklı. Yani burada 4 tane alakart yan yanaydı. Bir diğeri de Scallops. Hemen binanın, ana binanın bitiminin arkasındaki tepe üzerinde. Çok özel bir noktada. Özellikle balık ve deniz ürünleri keyfi yapmak isteyen misafirler için bence ayrıcalıklı güzel bir nokta. Orayı da göstereceğim size. Ve hemen oraya doğru ilerliyorum. Ve efendim Encik Faselis'in en güzel manzaralı restoranında, alakartında See, Feel, Love sloganıyla başlıyoruz. Çünkü burası gerçekten en özel alakartlardan bir tanesi manzarası sebebiyle. Lezzete geldiğimiz zaman ismi Scallops olan alakart restoran burası. Yanlış duymadınız. Daha önce Encik Faselis'e gelenler Scallops'la ilgili farklı bilgiye sahipler. Hemen düzelteceğim. Artık Scallops bir deniz mahsulleri ve balık alakartı. Gördüğünüz konsepte hizmet veriyor. Hem güzel mezeler, hem güzel deniz mahsulleri ve balık çeşitleri, hem de güzel içecekler eşliğinde burada keyif yapabiliyorsunuz. Muhteşem bir manzara eşliğinde. Ben Encik Faselis'in manzarasından bahsederken şunu her zaman söylemek istiyorum. Coğrafi konumu sebebiyle Toros Dağları'nı karşısına alan bir tesis burası. Siz plajdayken de havuzdayken de bu manzarayı görebiliyorsunuz. Oysa diğer sahillerde genellikle dağlar arkanızda kalıyor. Bence bu güzel manzara Encik Faselis için bir ayrıcalık ve Scallops restoranda bu ayrıcalıktan faydalandırılmış. Gayet güzel bir dekorla, tıpkı diğer alakartlardaki malzeme kalitesi ve şıklığıyla sizleri bekliyor.
Hemen burada bilgi vermek istiyorum. Daha önce Angie Facilities'e gelen misafirim satılacaklar ki Scalops hemen ana binanın arkasındaki Hill Block'ta bulunan ve 7/24 hizmet veren ücretsiz alakarttı. Orada serpme kahvaltılar veriliyordu, farklı alakart menüler sunuluyordu ve ücretsizdi. Oysa şimdi Scalops rezervasyonlu ve ücretli olmak kaydıyla deniz mahsulleri menüleri sunan bir alakart restoran oldu. Tabii ki şu anda 5 gece ve üzeri kalan misafirler buradan da ücretsiz faydalanabiliyorlar. Alakart restoranlarının bir tanesinden bir defa kullanım hakları olduğu için. Galiba anlatabildim. Yani Scalops'u artık biz Hill Bin altına aldık. Bu güzel manzaraya getirdik ve içine de deniz ürünleri menüleri koyduk. Misafirin hizmetine sunduk. Tabii ki Hill binasındaki o 7/24 hizmet veren serpme kahvaltılar, güzel menüler alabileceğiniz restoranda Nautilus olarak hizmet vermeye devam ediyor. Orayı da videoma ekleyeceğim. Ama önce burayı biraz daha gösterelim. Sonra turumuza devam edelim. Ve efendim Scalops'tan sonra deniz mahsulleri balık alakartından sonra şimdi de Ikura'ya geldik. Burası da yine Angie Facilities Bey'in lezzet duraklarından bir diğeri, alakart restoranından bir diğeri. Konumu diğerlerinden biraz farklı. Bu defa Hill binasındayız. C şeklindeki ana bloğun hemen arka tarafındayız. Ve yine güzel bir manzaraya hakim. Aşağıda relax havuz var, sessiz havuz var. Ve burada misafirlerimiz Uzak Doğu ve Asya mutfağının farklı lezzetlerini tadabiliyorlar. Lezzet deneyimi yaşayabiliyorlar. Tabii bu bölümde bir de teppanyaki bölümü var. Yani yine Uzak Doğu lezzetlerinin şov eşliğinde usta şefler tarafından, hatta Uzak Doğu usta şefler tarafından sunumu yapılıyor. Şimdi bununla ilgili ben ustalarımız sağ olsunlar bizi kırmadılar. Birazdan kısa bir gösteri yapacaklar. Ben de onu görüntüleyerek videoya ekleyeceğim. Tabii ki burası da rezervasyonlu ve ücretli olarak hizmet vermekte. Bunun yanı sıra Ikura'nın hemen yanında bir alakart restoran daha var. Ikura ile ilgili şov görüntüne geçmeden önce bundan bahsetmek istiyorum size. Hemen şuradaki kapalı alanda Nautilus isimli bir alakart restoran daha var. Nautilus'un özelliği ise rezervasyonsuz ve ücretsiz olması. İbrahim kardeşim gel Nautilus'u da gösterelim. Efendim Nautilus'ta 7/24 açık. Yani geçen sene Scalops olarak anlatıyorduk bu bölümü. Nautilus'un özelliği sabah gelip serpme kahvaltı sipariş verebiliyorsunuz. Gece saatlerinde gelip çorba siparişi, ızgara siparişi, salata siparişi verebiliyorsunuz. Dolayısıyla bakın şuradaki hemen kare kodu yakından gösterelim. Nautilus'un menüsü burada. Bu kare koddan açılan menüden siparişlerinizi verebiliyor ve 7/24 rezervasyonsuz ve ücretsiz olarak hizmet alabiliyorsunuz. Ben şimdi tekrar Ikura'ya yönleniyorum ve şefimiz yavaş yavaş hazırlık yapmaya başladı. Oradaki teppanyaki şovu sizlere göstermeye çalışacağım. Efendim şimdi John şefimiz yavaş yavaş hazırlık yapmaya başladı. Sizler de Angie Facilities Bey'e geldiğiniz zaman farklı lezzetler tatmak isterseniz, farklı bir deneyim yaşamak isterseniz ve teppanyaki isimli bu şovu izlemek isterseniz John şefimin karşısına gelip buradaki yerinizi alabilirsiniz. Ben de onun şovunu kısaca size özetleyerek göstermek istiyorum. Aç, şov başladı. Ve efendim alakart restoranlardan sonra sırada Cuisine isimli ana restoran var. Kahvaltı, öğle ve akşam yemeği açık buf olarak bu gördüğümüz şık ve modern restoranda sunuluyor. Angie Facilities Bey de tabii yine Angie Facilities Bey'in harcalığı olarak girerken size şampanya ikram ediliyor. Çok teşekkür ederim. Burada kalsın, ben de alsın. Sağ olun. Şimdi girdiğimiz zaman bugün tabii farklı günlerde farklı konseptler gerçekleştirebiliyor ana restoranda. Akşam yemeklerinde özellikle. Bugün Meksika günüymüş. Girdiğimiz zaman takoslar, wraplar, biraz acılı menüler bizi karşıladı. Normal zamanlarda bu büfenin tamamı zeytinyağlar ve soğuklarla
bazen de özel salata çeşitleriyle sizlere sunulmakta. Şöyle bir isterseniz Meksika menülerine göz atalım. Kolay gelsin, merhabalar. Takoslar var, wraplar var, çeşitli baharatlı karışımlar var. Sağ tarafımızda salata büfesi var. Şöyle hızlıca orayı gösterdikten sonra hemen bu tarafa dönelim. Burada füme etler, zeytinyağlılar. Bu akşam dikkat ediyorum burada biraz deniz mahsulleri ağırlıklı olmuş. Evet, karidesler ve diğer palamut, kalamar vesaire devam ediyor. Yine füme etler burada misafirleri bekliyor seçim olarak. Buradaki bakırları gördüğümüzde anlıyorum ki bizim Türk damak zevkine uygun zeytinyağlılar var. Ne gibi? Kuru dolmalar gibi. Soğan dolması, kabak çiçeği dolması, armut dolması, elma dolması. Ve burada tropikal meyve sumitileri var. Bunlar daha çok şekersiz meyve özü ve misafirlerin glutensiz ya da şeker kullanmadan beslenen misafirimizin daha hafif bir şekilde tatlı öğün olarak da düşünülebilir. Tamamen meyvelerden yapılmakta. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Arkamızda bu defa zeytinyağlılar var. Biraz daha yaklaşırsan İbrahim kardeşim bu güzel sunumu bir gösterelim. Kolay gelsin tekrar. Semizotundan piyaza, narlı tabureden çok güzel görünüyor. Narlı tabule. Aa, enfes. Aa, burada humus yine çok güzel görünüyor. Pastırmalı humus var. İştah açıcı ve gerçekten çok göz alıcı bir sunum yapılmış. Vitrin büfe şeklinde sunum yapılmakta ve misafirler istedikleri üründen istedikleri kadar alabiliyorlar tabaklarına. Biraz daha yaklaştığımızda bu defa peynir çeşitleri. Kolay gelsin. Yine akşam yemeği büfesi olmasına rağmen peynir seven misafirler için bolca çeşit var burada. Sol tarafımda ekmek büfesi. Yani burada hani derler ya envai çeşit ekmek var. Kepeklisi, buğdaylısı ve eğer dilerseniz glutensiz ekmek de sizler için arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Güzel bir büfe daha gördüm. Sushi. Evet. Rengarenk sushi çeşitleri yine bu akşamın büfeyi süsleyen menülerinden bir tanesi olmuş. Sushi sevenler giderek artıyor. Özellikle yurt dışından gelen misafirler çok tercih ediyorlar ama artık günümüzde Türk misafirlerde sushi konusunda böyle bir seçici olmaya ve damak zevkine göre sushi'yi tercih etmeye başladılar. Ama yine de Türk misafirlerin vazgeçemeyeceği esas büfe işte burası. Hemen yaklaşalım. Kolay gelsin. Izgara büfesinden bahsedeceğiz. Burada kırmızı et, beyaz et, köfte veya diğer ızgara çeşitlerini bulabilirsiniz. Buna somon balı da dahil. Ve buradan seçeceğiniz et çeşitlerini şef arkadaşlarımız sizler için hemen bakın şurada pişiriyorlar. Tabii dumandan dolayı tam içerisi görünmüyor ama bakın misafirler seçim yapıyorlar. Burada da pişirme yapılıyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yine ızgara büfesinde hazırlanmış, pişirilmiş kuzu şiş gibi seçenekler de burada hazır. Izgara köfteyi burada görebilirsiniz. Ama tekrar ediyorum siz isterseniz oradaki şov dolabından da tercih ettiğiniz eti istediğiniz gibi pişirilmesini sağlayabilirsiniz. Tekrar devam ediyoruz. Başka neler varmış? Şimdi biraz daha Anadolu yemekleri, tepsi kebabı, ekşili köfte, meyhane pilavı. Yine sıcak ve güzel bir sunumla ve ben bayılırım. Hünkar beğendi var. Şimdi açık büfenin şöyle bir dezavantajı var. Çok fazla sevdiğiniz yemek olunca hepsinden biraz almaya çalışıyorsunuz. Ya bundan bir kaşık alayım, şundan yarım kaşık alayım. Ortaya kocaman bir tabak çıkıyor. O yüzden sabah saatlerinde Ancı Faselit Bey'de şöyle yarım saatlik bir yürüyüşle aslında hepsini ekart edebilirsiniz. Hepsi olmasa da birazını diyebiliriz. Devam edelim. Balık sevenler için balık tava. Hem barbun var, hem çupra var. Farklı çeşitlerde. İsterseniz somon ızgara alabilirsiniz. Böyle şöyle kısaca göstermiş olduk. Tekrar arkamı döndüm. Kolay gelsin. Burada neler var? Kuzu tandır var. Çok güzel. Kuzu tandırın yanında çok güzel bir sos. Demi glace sosumuz var. Fırın patates var.
Bu? Keşkek de var. Yani aslında ben bu akşam biraz şunu da gördüm. Hani ilk girişte Meksika mutfağından böyle takoslar falan vardı ama bizim Anadolu mutfağı yine ön plana çıkıyor. Yine ızgaralar ve kebaplar ön plana çıkıyor. Et yemekleri ön plana çıkıyor. Bunu da görmüş olduk. Ama yine de sebze ağırlıklı bir şeyler yemek isterseniz o zaman da bu tarafa gelebilirsiniz. Burada da sizin seçeceğiniz sebzelerden arkadaşlarımız baharatlı sebze kavurma yapıyorlar sizin için eğer seviyorsanız. Aklınızda bulunsun. Sebzeli Çin pilavı, kolay gelsin. Merhaba, nasılsınız? Sebzeli Çin pilavı, köri soslu tavuk, bunlardan bazıları farklı lezzetler diyebiliriz. Girişte Meksika yemekleri vardı, takoslar vardı, burada da fajita var. Dana fajita veya acılı dana kıyma diyeceğim ben. İçinde kapya biber var, mısırla beraber yapılıyor. Kolay gelsin şefim, nasılsın? Sizi görmek güzel ya. Tekrar devam edelim. Ve burada da kumpir var. Kumpir öğle saatlerinde, akşam saatlerinde de misafirlerin tercih sebebi olabiliyor. O yüzden kumpir seven misafirler buraya uğrayabilirler. Şimdi tatlılara geçeceğim ama tatlılara geçmeden önce atlamamız gereken bir nokta var. Hani Türk misafirlerimizin olmazsa olmazlarından birisi. Şöyle yaklaşacağım. Tabii ki döner. Yakından çekmemiz lazım. Çünkü bu akşam çok güzel yaprak döner hazırlanmış. Ve bunu isterseniz pilav üstü, isterseniz İskender şeklinde arkadaşlar sunuyorlar. Bir tanesini halihazırda hemen örnek olarak gösterelim. Evet, hani onun sosu, hani onun yoğurdu. İşte geldi. Tamam. No sos. Ya olmadı. Şimdi Rus İskender'den ne anlar? Gitti. Peki birazdan belki biz geliriz. Tamam. Burada da makarna şişleri var. Yine böyle durum buğdayından kaliteli makarna şişlerinden. Kolay gelsin şefim. İyi misiniz? Sağ olun. Makarnanızı sizin istediğiniz şekilde arkadaşlar soslu veya sebzeli yapabiliyorlar. Yani mantarlı, biberli, domates soslu veya kıymalı, napolitan fark etmez. İsteğe göre makarnanızı alabilirsiniz. Ve makarnanızın hani çeşidini de seçebiliyorsunuz tabii ki. Tatlara geçelim mi? Tatlara geçelim. Neyle başlayalım? Baklavayı başrole, hamur tatlarını başrole koyalım. O zaman gel. Şefim kolay gelsin. İbrahim, bak baklavayı camın arkasından çekmeyelim abi. Buradan şöyle izin alalım. Şöyle bir metre bir gidip gelelim abi sana zahmet. Bu sefer bu taraftayım. Islak baklava popüler tatlılardan. İbrahim çok seviyor. Bugün buldun. Yakınlaşıp ortasından çekebilirsin. Ve tepsi tatlılar devam ediyor. Sarı burma, cevizli baklava, fıstıklı baklava, normal baklava, ıslak baklava ya da sütlü baklava. Burada 7-8 çeşit baklava var bu arada. Hani hamur tatlılarını falan saymıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Hafif bir tatlı istiyorsanız kabak tatlısı üzerine biraz ceviz de nasıl olur? Harika olur. Ya da sütlü tatlı istiyorsanız şöyle yapalım. Buyurun. İşte burada sütlü tatlılar var. Pudingler, magnolyalar, sütlaçlar. Şöyle bu akşam ben ne yesem diye bakıyorum. Profiterol de çok güzel görünüyor. Peki tatlılardan da bolca bahsettik ama ya çok yemek yedik. Biraz da ağır geldi. Fazla kaçırdık. Hepsinden yarım kaşık derken doldu taştı. Biz tatlı yemeyelim meyve yiyelim derseniz burada karpuz, kivi, ananas, portakal ne istiyorsanız var. Meyvenizi de buradan alabilirsiniz. Bilmiyorum ya daha ne göstereyim. Dilim pastalar, adet pastalar. Tatlı büfesi bitmedi burada. Burada bir dolap daha yapmışlar. Bizim en sevdiğimiz favorilerimizden San Sebastian. Neydi bunun adı? Ibiza. Hatırladım. Bir zamanlar çok yerdik. Ve evet tatlılar da bu şekilde. Biz Enci Fasilis Bey'de ilk videomuzda detaylı güzel bir video hazırlamıştık. Bakın şu anda Ekim ayındayız. Ekim ayının ortasına geldik. Yaz aylarında bu büfe çok daha coşkulu oluyor.
Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül çok daha coşkulu geçiyor. Ama şu anda bile gördüğünüz gibi oldukça enerjik bir büfe var. Şimdi tabağınızı yaptınız. Artık kendinize oturacak bir yer arıyorsunuz. Bunun için iki farklı alternatif var. Bir tanesi kapalı alan. Şu anda gördüğümüz gibi hemen patenli arkadaşlarımız da burada servis yapıyorlar. Hem localar var. Göstermek istiyorum burayı. Yine Angie Facilis Bey'in kendine has dekorlarıyla, minderleriyle dekor edilmiş böyle locaları seçebilirsiniz. Efendim Angie Facilis Bey de Kuzin Ana Restoran'da kahvaltı öğle ve akşam yemeğinde çok güzel bitki çayları sizleri bekliyor. Burada sizi rahatlatıcı, enerji verici, uyku verici ya da biraz daha böyle detoks tarzı birçok içeceği alabilirsiniz. Bunun içinde özel çaylar veya özel hazırlanmış detoks içecekler var. Ama ben sizin neyi merak ettiğinizi biliyorum. Şimdi tabağınızı yaptınız, mezelerinizi aldınız, ızgaralarınızı aldınız. Muhtemelen yanında bar içeceklerini merak ediyorsunuz. Gençler kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Misafirlerimiz şeyi merak ediyorlar. Biz balığımızı aldık, mezelerimizi aldık ya da etimizi aldık. Hangi marka rakıları veriyoruz? Efendim marka rakı olarak bayağı bir çeşitli mevcut. Beylerbeyi, yeni rakı, sarı zeybek. Bu konsepte dahil mi? Tabii ki de. Çok iyi. Efe Gold. Ben çok şaşırmıyorum. Size bilgi olsun diye aktarıyorum. Angie Facilis Bey'deyseniz zaten bu anlamda bir eksiklik söz konusu olmaz. Bunu biliyorum. Tekirdağ. Peki misafir bira içiyorsa? Efendim bira içiyorsa onda... Şişe bira var mı? Tabii ki. Benimki de soru mu yani şimdi? Alkolsüz biramız olarak. Alkolsüz bira. Alman birası. Filtresiz olarak. Filtresiz Bomonti. Meksika biramız var. Corona. Bunu İbrahim çok sever, limonlu. Alman biramız var yine. Bex. Danimarka biramız var. Carlsberg. Gencer sen madem bunu yaptın, Oynan ben de şöyle dizeyim. Efendim bu konsept aslında bütün barlarda geçerli. Bir tane de Bud'u da şöyle koyalım. Şimdi diyeceksiniz ki Ersin illa alkolü mü içmek zorundayız? Hayır. Kola içmek isterseniz kutu kola veya Fanta ya da Sprite alabiliyorsunuz kutu şeklinde. Ben daha güzel bir şey söyleyeyim size. Burada arkadaşlarımız çok güzel fresh sebze ve meyve suları hazırlıyorlar. Kolay gelsin Pelin. Bu nedir? Bloody Mary. Peki bu nedir? Margarita. Margarita. Peki bize başka böyle çok değişik misafirlere tavsiye ettiğin içecek ne söyleyebilirsin Gencer? Akşam yemeğinde. Bahsettiğimiz gibi fresh meyve sularımız var. Hı-hı. Havuç suyu mevcut. Havuç suyu. Grapefruit suyu mevcut. Grapefruit suyu. Elma suyu mevcut. Ya yok yok. Tamam. Ben daha fazla uzatmayacağım. Tekrar diyorum kahvaltı öğle ve akşam yemeğinde Angie Facilis Bey'de sadece örnek olması açısından bu bölümde de göstermiş oldum. Artık bundan sonra sizlerin rezervasyon için bizi arayarak bu işlemi tamamlamanız ve Angie Facilis Bey'de bu güzel keyfi yaşamanız kalıyor. Ben akşam yemeği büfesi gördüklerini burada tamamlıyorum. Son olarak da lütfen beğeni, abone tuşuna basmayı unutmayın ama rezervasyon için bizi aramayı unutmayın. En önemlisi görüşmek üzere. Efendim ben vedalaştım ama çok önemli bir yere atladık. Çocuk büfesinden bahsetmedim size. Tabii ki aslında esas patron onlar. Öncelikle onların mutlu olması lazım. Angie Facilis Bey de onlar için bakın çok güzel bir alan hazırlanmış. Minik masalarda, rengarenk masalarda kendi yemek keyiflerini yapıyorlar. Tabii onların damak zevkine uygun büfeler de var burada. Köfteler, ızgaralar, makarnalar, çorbalar, haşlanmış sebzeler, salata çeşitleri. Ama ben farklı bir şey daha söyleyeyim size. Burada bebeklerinize özel mamalar yapabiliyorsunuz. İsteğinize göre arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. Bunun dışında yine hazır mamalar da var. Şöyle gösterelim. Organik sütlaçlar, havuç püreleri gibi Hip marka ve Activa marka, Danone marka ürünler sunulmakta. Bu bölümü göstermeden geçmek olmazdı. Çocuklarla ilgili de size özel sunulan bölümü ben Angie Facilis Bey'de Kuzin Ana Restoran'ın görüntülerini eklemiş oldum. Böyle. You
Ve efendim Enci Faselis Bey'e veda zamanı. Videomuzun sonuna geldik. Umarım yaptığım çalışma sizlerin tahsil seçiminize katkı sağlayacaktır. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu çekimleri yaparken hiçbir şekilde filtre kullanmadık, renklerle oynamadık. Oteli olduğu gibi size tam ve doğru şekilde anlatmaya çalıştık. Tabii ki verdiğiniz bilgiler zaman içerisinde değişebilir, güncellenebilir. Lütfen redaksiyon aşamasında aldığınız bilgileri değerlendiriniz. Artık bundan sonra tatil taleplerinizi, redaksiyon taleplerinizi biz de tatilim ekibi olarak memnuniyetle bekliyoruz diyerek bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Beğeni ve abone tuşlarına basmayı unutmayın, olur mu? Görüşmek üzere.